Şelale Lezzetler kanalından herkese merhabalar. Bugün sabah kahvaltısı için yaptığım pratik yufkadan gözleme börek tarifiyle geldim. Hemen tarife geçiyorum arkadaşlar. Gözleme böreğimiz için yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı suyu kaseme aldım ve karıştırdım. Tavamın tabanını tereyağı ile yağlıyorum. Birazcık da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve yufkamın bir yufkayı ikiye bölerek yarım yufkayı kenarları dışına taşıyacak şekilde gördüğünüz gibi yerleştiriyorum ve karıştırdığım su ve sıvı yağ karışımından yufkamın üzerine sürüyorum. Diğer parçasını da çapraz şekilde yufkama seriyorum. Yine aynı karışımdan üzerine tekrar sürüyorum. İkinci yufkamın yarısını yine içerisine şöyle katlı katlı bir bombeli bir şekilde yerleştirip yine üzerine su ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Hemen üzerine evde kalan bütün peynirleri ezdim, maydanozla karıştırdım. Bu şekilde yayıyorum. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Diğer yufkamın yarısı, ikinci yufkamın diğer yarısını gördüğünüz şekilde yine üzerine seriyorum. Yine üzerine güzelce sosunu süreceğim. Çok güzel gözleme tadında bir börek oluyor. Gördüğünüz gibi süt, yumurta kullanmanıza gerek yok. Gayet yumuşak, dışı çıtır çıtır bir börek olacak arkadaşlar. Kenarlara sarkıttığım yufka parçalarını gördüğünüz gibi üzerine kapatıyorum. Kapatırken de yapışması için şöyle kalan sosumdan sürüyorum. Evet, güzelce hepsini kapattık ve sostan üzerine gezdirdik. Şimdi ocağımı yakıyorum. Ocağınız kısık ateşte, büyük ocak ama gösterdiğim şekilde kısık ateşte olacak. Bu şekilde yavaş yavaş pişirmeye bırakıyorum. Altı kızarınca gördüğünüz gibi ters çeviriyorum. Çevirdikten sonra kenarlarından biraz sıvı yağ, birazcık da lezzet alması için tereyağı ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi yarım tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim. Böreğimi şöyle güzelce tavada çeviriyorum ki tereyağı lezzetini her yerine alsın. Alt katı da gördüğünüz gibi pişmişti zaten. Altı kısık ocağımın gördüğünüz gibi hemen, evet, alt kısmı da pişti. Böreğimi servis tabağına alıyorum. Dilimliyorum ve servise hazır arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli, çok güzel bir börek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Süt ve yumurta kullanmayacaksınız. Ekstra bir malzeme ihtiyacınız yok. Sadece iki yufka, birazcık da peynir ve sıvı yağla çok güzel gözleme tadında bir börek elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, dilim hali de bu şekilde. İçerisinin pişip pişmediğini göstereceğim az sonra. İçi de su böreği gibi yumuşacık. Dış kabuğu çıtır çıtır. Lezzetli bir börek arkadaşlar. Evinde süt yumurta bulunmayan bir insan kolaylıkla bu böreği yapabilir. Kahvaltı için mükemmel bir aperatif. Mutlaka deneyin diyorum. Bugünkü tarifimin de arkadaşlar yine sonuna geldim. Yepyeni tarifler yepyeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.